emeği göz nuru bir proje olup başta ilçemiz adına eğitim projelerine desteklerini esirgemeyen proje paydaşımız Antakya Belediye Başkanı Sayın İzzet Yılmaz Beyefendi'ye, Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alper Yıldırım Beyefendi'ye, Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Çevket Bey'e, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürümüz Tunca Yurtsever Beyefendi'ye, aynı zamanda Kurum Müdür Yardımcısı Mehmet Coşkun Beyefendi'ye, Onur Kırık Beyefendi'ye ve TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizler hiçbir desteğini esirgemeyen Antakya Bilim Merkezi kıymetli öğretmenlerine, gönüllü arkadaşlarımıza da çok teşekkür eder. Bilim ile iç içe iyi eğlenceler dilerim. Arz edin. TÜBİTAK 4007 Herod bilimle aydınlanıyor. Bilim şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bilim şenliğimiz içerisinde 32 atölye, bir akşam uzay gözlem şenliği, konserlerle halkımızdaki birçok insanla buluşacak. Geçen sene birincisini yaptığımız bu faaliyette toplam 20 bin öğrencimiz bu şenliklerden faydalandı. Bu sene hedefimiz 30 bin. İnşallah görünen o ki bu hedefimizin de üzerine çıkacağız. Şu an tüm atölyelerimiz dolu. Öğrencilerimiz her bir atölyede yarım saatlik eğitimler verilmekte. 32 atölyemiz aktif olarak çalışmakta. Birçok hedefi olan projemizin en büyük hedefi belki de küçük bir öğrencimizin uzay gözlemi yaptıktan sonra bir toplu iğnenin arkası kadar gördüğü Satürn'ü ve halkalarını gördükten sonra onun beyninde yanan bilim fitilinin ve gözünde gördüğümüz o bilim ışığı bizim için en büyük ödül olmaktadır. Ben öncelikle proje yürütücümüz Hatay Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Onur Kırık Beyefendi'ye, İçinde bulunduğumuz Antakya Bilim Merkezi'ni kuran, oluşturan ve Hatay Bilim Sanat Merkezi'nin 4007, 4004 ve Erasmus projelerinde desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz Beyefendi'ye, Antakya Belediyesi Kültür Müdürümüz Alper Yıldırım Beyefendi'ye, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde paydaşımız olan ve her tür sorunumuzun çözülmesinde yardımcı olan Doçent Doktor Ömer Eren Beyefendi'ye, Hatay Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerine, Antakya Bilim Merkezi öğretmenlerine ve sahada gizli kahramanları olan Antakya Belediyesi çalışanlarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum. Eğitimin temeli, başlangıcı bilimsel bir düşünceyle hareket ediyor. Çocuklar nereye gidiyor? Eğitim nereye gidiyor? Ülkemiz nereye gidiyor? Bunu en güzel şekilde araştırıyoruz. Yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar nereden başlıyor? Ana sınıfından başlıyor. En küçük sınıflardan başlıyor. Burada yapılan çalışmalar taşın üzerine yazılmış gibi sağlam temeller üzerine oturuyor. Öğretmenlerimizin fedakar çalışmalarından dolayı özellikle ben teşekkür ediyorum. Velilerimiz her zaman eğitim içerisinde, onlara teşekkür ediyorum. Ve sınıflarda bilimsel çalışmalar, bilimsel deneyler, atölye çalışmaları gerçekten çok değerli, güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu projeye yazılma noktasında Hatay Bilim Merkezi en büyük gayreti gösterdi. Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz onunla birlikte ortak. Antakya Belediye Başkanımız nezdinde bütün çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve emek veren öğretmen arkadaşlarımıza ayrıca üstten teşekkür ediyoruz. Bir şeylerden hareket etmek lazım. İşte bu hareketin önemli bir evresi. Buradaki başlangıç, buradaki 32 atölye sınıflarda devam edecek. Okullarımızda devam edecek, evlerde devam edecek. Ve bilimsel olarak, akademik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak geleceğimiz nokta hayal etmek bile zor değil. En mükemmel, en iyi, en güzeli başarmış olacağız. Emek veren herkese, öğretmen arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ARGE birimine emek olan herkese teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben öncelikle
burada emeği geçen Hatay Bilim Sanat Merkezi Müdürümüze, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde doçent doktor Eriş Temiz Ömer Eren Beyefendi'ye, paydaşlarımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Bey'e ve tüm çalışanlarına, bir de çok değerli projede emeği geçen Onur Hocam'a huzurlarında çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız diyorum. Bu arada bize hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimize de ben teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, değerli Kaymakamım, geçen yıl biz bunun meyvesini aldık. Belediyeciliğin sadece Cumhurbaşkanımızın emirleri, talimatları doğrultusunda yol yapmak, kaldırım yapmak olmadığını bize o yol gösterdi. Gösterdiği yolda geçen yıl 3 tane öğrencimiz Türkiye Şampiyonası'na başarılarla dolu bir TÜBİTAK yarışması, robotik yarışmasında çok başarılı oldular. Bu önümüzdeki Kasım ayında Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Estonya'ya gidecekler. Bu çocuklarımıza bir alkış alalım lütfen. İşte bilim merkezimizin en önemli başarılarının bir tanesi budur. Ben sözü çok uzatmayacağım. Tekrar şerefler verdiniz. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Özellikle öğrenciler iyi ki var. Hocalarımız iyi ki var. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler üzerine.